Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile İsviçre Dışişleri Bakanı Dieter Burkhalter arasındaki görüşmede Türkiye-İsviçre ikili ilişkileri çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Bakanlar olarak Türkiye ile İsviçre arasında ilişkilerin özünü ve formatını daha ileriye taşıyacak yeni bir stratejik işbirliği çerçevesi oluşturma kararı verdik. Bunun için önümüzdeki aylarda çalışacağız ve değerli meslektaşımın Türkiye ziyaretinde inşallah stratejik işbirliği çerçevesinde 2 yıllık bir eylem planı konusunu da bir mutabakat sağlayacağız ve 2 yıllık bir eylem planıyla Türkiye-İsviçre ilişkilerinin stratejik bir işbirliği niteliği taşıması için bir süreç başlatacağız. Çok önemli. Görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Davutoğlu son dönemde Türkiye-İsviçre ilişkilerinin hızla geliştiğine dikkat çekti. Çok özel gündemleri var. Türkiye müzakere yürüten ve inşallah tam bir perspektifi olan bir ülke. İsviçre ise Avrupa Birliği üyesi olmadığı halde Avrupa Birliği ile çok içe geçmiş ilişkilere sahip bir ülke. Bugün bu çerçevede biz ilişkilerimizde 3 ana alanda. Bakan Davutoğlu, Post gazetesi haber sorumlusu Cemil Baysal'ın 2015 yılında Cenevre'de bir anıt açılmasının söz konusu olduğunu hatırlatması üzerine Davutoğlu konuyu enine boyuna konuştuklarını söyledi. Birçok faaliyeti ve kurumlarımız arasında başlatmak, onun yanında Avrupa ve transatlantik ilişkiler bağlamında ortak çalışmalar yürütmek. Bu çerçevede de en çok üzerinde durduğumuz konu İsviçre'ye gelecek sene AGİT dönem başkanı, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı kendileri bize AGİT dönem başkanlığı çerçevesinde yapmayı düşündükleri çalışmaları aktardılar. Biz de bu çalışmalarla ilgili fikirlerimizi paylaştık. Yine bu bağlamda İsviçre'nin de şu ana kadar yürüttüğü etkin diplomasi sebebiyle de Dağlık Karabağ sorununu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa ve Güney Kafkas'taki gelişmelere de özellikle değindik.